alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selam Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de sizler üzerine olsun. Rabbimiz Teala'nın izniyle kendi tarihimizi, insanlık tarihini, beşeriyetin tarihini, Allah elçilerinin, peygamberlerin tarihini bir bütün halinde Kur'an'dan vahiden peygamber bilgisinden öğreniyor ve Rabbimin izniyle gündeme getiriyorduk. İnsanlık tarihi Adem Aleyhisselam'la başlamıştı. Ve ilk çağların son peygamberi ise Musa ve Harun Aleyhisselam ikisi oldu. İkinci çağın yine ilk peygamberleri ikisi Musa ve Harun aleyhisselamlar. Müslümanlar Filistin'de, Müslümanlar Sina çölünde, Müslümanlar Kudüs'te ve Müslümanlar Yemen'de gündeme geldi ikinci çağlarda. Ve ikinci çağların peygamberleri İllas Ellesa Zülkifl aleyhisselamlar, sonra Davud ve Süleyman aleyhisselamlar. Ve Müslümanlar ikinci dünya çağında Allahu Teala'nın o döneme kadar vermediği bir mülk ve saltanata da ulaştılar. Davud ve Süleyman aleyhisselam dönemlerinde dünya devleti bir anlamda Müslümanlarındı. Allah kimseye vermediğini Müslümanlara İsrailoğullarına Davut ve Süleyman Aleyhisselam'la birlikte Müslümanlara verdi. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ise dünya devleti, Müslümanların devleti çöktü. Ve dünyanın kaderi buydu. Allah bunu böyle gösteriyordu. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın o şaşalı, o muhteşem saltanatı kendisinden sonra birdenbire söndü ve ilk olarak tarihte yeni bir din Musa, Harun, Davut, Süleyman aleyhisselamların gündemde tuttuğu İsrailoğullarındaki İslam'dan sapma, yanlış yola gitme başladı. Ve Müslümanlar İslam'ı bıraktılar. Yeni bir din, Yahudilik gündeme geldi ve Yahudileştiler ve şüphesiz ki İsrailoğulları içinde Müslümanlar hala vardı. Allah onlara peygamberler gönderiyordu. Ama Yahudileşen İsrailoğulları, İslam'ı bırakan o kimseler peygamberleri ya öldürdüler ya da yalanladılar. Ve böylece insanlık tarihinin ikinci çağında peygamberler karşısında Müslümanlar karşısında diğer dinlerden ayrı ve gündeme yeni gelen bir din yerini almıştı. Ve bu din Yahudilikti. Ve Müslümanlar bir anlamda Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ikinci bozgun dönemini de yaşadılar. Rabbimiz Teala'nın İsra suresinde İsrailoğullarına yeryüzünde iki defa bozguna uğrayacaksınız vadi ve hükmü gerçekleşmiş oldu böylece. Önce önce Müslümanlar Filistin'i aldıktan sonra bir bozguna uğradılar. Özgürlüklerini kaybettiler. Yurtlarından uzaklaştırıldılar. İkinci olarak Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ise tekrar bir bozgun. Ve böylece o günün Müslümanları ikinci çağa damgasını vuran İsrailoğulları, Müslümanları tarihe veda ediyorlardı. Yine peygamberler vardı. Yine Müslümanlar az da olsa vardı ama artık dünyada etkileri kalmamıştı Müslümanların. Yahudileştikten sonra Allah onları cezalandırmıştı. Ve Süleyman a.s.'ın vefatından sonra Yahudileşen İsrailoğullarına hangi peygamberler gönderildi? Kur'an bunları gündeme getirmiyor. Ama çok peygamber gönderildiğini söylüyor. Sadece bunlardan bir tanesi Üzeyir Aleyhisselam. Yahudilerin Allah'ın oğlu dedikleri ve böylece saptıkları o muhterem insan ve belki Allah'ın elçisi, belki salih bir insan ya da bir alim Tevrat'ı yeniden gündeme getirmesi ve Müslümanları toparlamaya çalışmasıyla gündeme geliyor. Ama onun da fazla bir etkisi olmamıştır Müslümanları toparlamaya. Ve İsrailoğulları tarihinin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ve Rabbimiz Teala son olarak İsrailoğullarından üç peygamberi gündeme getiriyor. Bu üç peygamber Zekeriya Aleyhisselam, Yahya aleyhisselam ve de İsa aleyhisselam. Bu üç peygamberle birlikte Yusuf aleyhisselamla başlayan İsrailoğulları peygamberleri bitiyor. Son elçisini Rabbimiz Teala İbrahim aleyhisselamın diğer oğlu İsmail aleyhisselamın neslinden seçecek. Ve böylece İbrahim aleyhisselamın iki oğlundan birinin İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup yani oğlu İsrail Aleyhisselam'dan gelen büyük bir peygamberler nesli Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselam'la bitecek ve diğer oğlu büyük oğlu İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'den Mekke'den hatırası olan neslinden ise Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son elçi olarak gündeme gelecekti. Ve bu arada dilerseniz ben bu tarihi buraya getirmişken Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselamları da gündeme getireyim. Ama Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Sebe'de, Yemen'de Müslüman bir halk var. Allah'ın onlara nimetleri var. Onları ayrı bir gündeme getireyim. Sonra Zülkarneyn Aleyhisselam gündeme geliyor Kur'an'da hangi tarihi dönemde yaşadığını bilmiyoruz. Ve Kur'an bize bu konuda da bir bilgi vermiyor. Efendimiz'den de bize bir bilgi gelmemiş. Ve yine Zekeriya Yahya ve İsa Aleyhisselam'ları gündeme getirdikten sonra Muhammed Aleyhisselam'a son çağa geçmeden önce Zülkanen Aleyhisselam'ı da sebellerden sonra gündeme getireyim inşallah. Ve bundan sonra ise tarihin son çağının peygamberi ve evrensel peygamber kıyamete kadar bütün insanların iman etmekte sorumlu olduğu o yüce şahsiyeti Allah'ın izniyle tekrar gündeme alırız. Ve İsrailoğulları Filistin'deler, Kudüs'teler ve Yahudileşme fazlalaşmış. Çok az sayıda Müslüman var. Sanki bir Zekeriya aleyhisselam, iki onun hanımı, üç hanımının kız kardeşi ve onun kocası İmran ve işte İmran'dan dünyaya getirdiği, hanımının dünyaya getirdiği kız Meryem, Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımının Zekeriya Aleyhisselam'dan dünyaya getirdiği oğul Yahya ve Meryem'in dünyaya getirdiği ve babasız dünyaya getirdiği bir ayet olarak İsa Aleyhisselamlar ve birkaç da Müslüman varsa var. Filistin tamamen Yahudileşmiş, dünyaya egemen toplum müşrik. Yahudiler zaten özgürlüklerini kaybetmişler. Böyle bir ortamda Rabbimiz Teala bu aileyi, İmran ailesini gündeme getirir. Kur'an'da iki surede özellikle ve diğer surelerde de gündeme gelmekle birlikte iki surede Ali İmran ve Meryem surelerinde bu aile gündeme gelir. Önce İmran'ın hanımı bir çocuğa hamiledir. O çocuğu Allah'a adar. Mabette Allah'ın kullarına ibadet edenlere hizmet etsin ister. Ama çocuk erkek değil de kız olarak dünyaya gelir. Bu bir garipliktir. Ama o kız öyle bir rol oynayacak ki dünya tarihinde erkekler o rolü oynayamamış. O küçük yaşta mabede adanan bir özelliğiyle Mescid-i Aksa'dadır. Yani Kudüs'te. Ona kefil ise onun eğitiminden ve bakımından sorumlu ise Zekeriya Aleyhisselam ve Meryem koruma altında Allahu Teala'nın sınırsız rızıklarıyla desteklenmekte bu insanoğlunun oluşturamayacağı rızıklarla rızıklanan Meryem'i gören Zekeriya Aleyhisselam Rabbinden ihtiyarlamıştır, bir oğul isteyecektir. Yıllar önce İbrahim Aleyhisselam ve annemizden İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gibi ki her ikisi de çok yaşlıydı. Hem İbrahim Aleyhisselam ve hem İsa Aleyhisselam işte onların neslinden Zekeriya Aleyhisselam ve hanımından da bir oğul dünyaya gelecek. Bu oğulda Yahya olacak. Zekeriya Aleyhisselam Allah'tan hayırlı bir varis istiyordu. Yani dininin, İslam'ın, risaletin, Müslümanların varisi olsun istiyordu. Ama karısı kısır, kendisi yaşlanmıştı. Allah'tan da dualarında asla bedbaht olmamıştı. Ve Rabbim ona oğlu lütfetti. Oğul dünyaya geldi. Küçük yaşta Rabbimiz onu hikmetle, doğru bilgiyle, risaletle görevlendirdi. Tertemiz bir hayatı vardı Yahya Aleyhisselam'ın ve gerçekten babasının istediği bir çizgide hem de Allah'ın lütfuyla bir elçiydi. Allah'ın sevgilisiydi, müttakiydi, anaya ve babaya itaatkar idi ve bir Müslüman nasıl olacaksa o güzel ahlakıyla daha küçük yaştan örnek bir tavrı olmuştu. Zekeriya Aleyhisselam kıyamete kadar bir nesil istiyordu. İslam'ı devam ettirmesi için. Gerçi Yahya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'dan önce bu dünyadan ayrılırken ve hayata veda ederken belki Zekeriya Aleyhisselam acaba yine İslam bitecek mi üzüntüsünü yaşıyordu ama Allah hem Zekeriya Aleyhisselam'ı hem Yahya Aleyhisselam'ı hem İmran'ı hem hanımını hem de Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımını hem Meryem'i ve hem de İsa Aleyhisselam'ı kitabında son kitabında gündeme getirecek ve kıyamete kadar bütün insanların ve özellikle peygamberler yolunu, İslam yolunu takip eden Müslümanların örnekleri olacak ve İslam'ın gerçekten varisliğini yapacaklardı bu aile. İmran, Zekeriya hanımları ve çocukları. Yahya Aleyhisselam o güzel hayatıyla Allahu Teala'nın şu övgüsünü kazandı. Allah dedi ki ona selam doğduğu gün Yahya'ya. Selam öldüğü gün Yahya'ya. Selam dirildiği gün Yahya'ya. Yahya Aleyhisselam dünyayı dize getirdi. O gençliğiyle, o güzelliğiyle ve o tertemiz ahlakıyla ve asla Allah'ın yasakladığı bir hayata meyletmemesiyle dünyayı dize getirecekti. Ve belki ve belki dünya onun hayatına kast edecek ve onu şehit edecekti ama yine Yahya'nın etkisi sonra İsa ve sonra Muhammed Aleyhisselam'la dünyaya egemen olacaktı. Ve Yahya Aleyhisselam şehit olurken Zekeriya Aleyhisselam onun ardından hayatı devam ettirecekti ama onun da kaderi oğlunun kaderi olacaktı. Yaşadıkları coğrafya Filistin. Şu anda Yahya Aleyhisselam'ın kabri ya da makamı Şam'da, Zekeriya Aleyhisselam'ın kabri ya da makamı ise Halep'te. Kendisi adına da yapılan bir caminin içinde. Ve İmran ailesinin diğer ferdi ise Meryem. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde peygamberlerin dışında bazı şahsiyetleri de gündeme getirmişler. İşte bu gündeme gelen şahsiyetler Müslüman tarafından önce anamız Havva, sonra atamız Adem'in hanımı anamız Havva, İbrahim aleyhisselamın büyük hanımı Sare ve küçük hanımı Hacer, Sonra sonra Yusuf Aleyhisselam'ın anası ya da teyzesi Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına karışan sonra Müslüman olduğu rivayetlerle söylenen o Mısır'daki Aziz'in hanımı sonra Musa Aleyhisselam'ın anası ve kız kardeşi sonra Musa Aleyhisselam'ın Medyen'de karşılaştığı iki kız ve ve de Davut ve Süleyman Aleyhisselam dönemlerinde ise Süleyman Aleyhisselam'ın İslam'a davet ettiği ve Müslümanlığı kabul eden Belkıs ve yine Musa Aleyhisselam döneminde İslam'ı kabul eden Firavun'un hanımı. Bunlarla birlikte Rabbimiz bir kadın da gündeme getirir. Önce genç kızdır o. Daha dünyaya gelmezden önce Kur'an'da gündeme gelmiştir. Anasının onu Allah yoluna adaması nedeniyle. Sonra bir genç kız, iffet, hayat imsadi örneği ve sonra bir ana ama diğer anaların dışında bir özelliğe sahip. Bütün analar bir erkekle beraber olduktan sonra ana oldular. Ama Meryem bir erkekle beraber olmadan ana oldu. Dünyada erkeklerin egemenliği vardı. Dünyada soyluların, aristokratların, asillerin egemenliği vardı. Dünyada yaşlıların egemenliği vardı. Bilgelerin egemenliği vardı. İşte genç Yahya ve ardından çocuk İsa Aleyhisselamlar dünyayı böylece dize getiriyorlardı. Bilgelik, erdemlilik, üstünlük, yücelik yaşlılıkta, aristokratlıkta, asillikte değil İslam'da, imanda, hidayette diyordu Yahya Aleyhisselam. Sonra daha dünyaya gelir gelmez İsa Aleyhisselam ise bütün dünyayı dize getiren o sözlerini söylüyordu ve çocuk konuşuyordu. Büyük değildi, yaşlı değildi, genç değildi. Daha dünyaya yeni gelmişti. Hem de babasız dünyaya gelmişti. Hem de babası dünyaya geldiğini söyleyecek bir bilgiyle de bilgilenmişti. Allah'ın izniyle ve ben anama iyilik yapmakla emrolundum diyecekti İsa Aleyhisselam. Ve böylece kendi konumlarını, kendi güçlerini putlaştıran, tanrılaştıran müşrik dünya ve Yahudi dünya İsa Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın karşısında diz çökmek zorunda kalacaklardı. Ve belki iman etmediler, iman etmeyeceklerdi de. Ama ne olursa olsun ilmin, hidayetin, üstünlüğün işte Allah'ta olduğu ve Allah'ın kulları, Allah'ın elçileri İsa'da, Yahya'da, Zekeriya'da, Aleyhisselam'larda ve Meryem'de olduğu artık gündeme geliyordu. Ve Meryem İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdi. İsa Aleyhisselam dünyaya gelir gelmez işte o büyük ayet gündeme geldi. Konuşması. Ve Meryem böylece kıyamete kadar bir ayet olmuştu. Kimileri ona iftira edecekti. Yahudi oldukları halde. Böylece cehenneme gideceklerdi. Kimileri onlara iftira edeceklerdi. Hristiyan oldukları halde. Güya birileri aşağılamak, birileri büyütmek, gibi bir yola gideceklerdi. Ama her ikisi de yanlışa girdiler ve cehenneme gittiler ve gidiyorlar. Ama birileri de işte Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar ise Meryem'i Allahu Teala'nın kitabı keriminde anlattığı gibi aynı ile kabul ediyorlar. O tertemiz, iffet sahibi afife ve haya örneği o büyük insan ve büyük anamız Meryem hem İsa'nın anası olacaktı. Hem Müslümanların anası olacaktı. Ve hem de Allah'a kullukta bütün insanlara, bütün genç kızlara ve bütün kadınlara bir örnek olacaktı. İşte bu özellikleriyle İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek. Gençlik çağına geldiği zaman o da Allah'ın elçisi olacak. Ve ve Allah'ın elçisi olduğu zaman kendisine İncil verilecek. İkinci çağın özelliği Tevrat Musa Aleyhisselam, Zebur Davud Aleyhisselam ve İncil İsa Aleyhisselam. Böylece ikinci çağa hakim olan kitaplar döneminin son kitabı da İncil'de İsa Aleyhisselam'la gündeme gelecekti. Ayrıca İsa Aleyhisselam'a verilen şu ayetler de vardı, mucizeler. Anadan doğma körleri görür hale getirdi Allah'ın izniyle anadan doğma deri hastalarını ya da sonraki deri hastalarını Allah'ın izniyle iyileştirdi. İnsanlar evlerinde ne yediler, ne biriktiriyorlar onları söyledi. Çamurdan bir kuş yaptı, üfledi, can oldu, canlı oldu o kuş Allah'ın izniyle ve de ölüleri diriltti Allah'ın izniyle. Ve insanları İslam'a davet etti. İsrail oğullarını İslama davet etti. İsrailoğulları kabul etmedi. Yahudilikte devam ettiler. Sadece havariler o Müslümanlar sayıları 12 kadardı. Onlar Müslüman oldular ve onlar Allah yolunda İsa Aleyhisselam'a destek olacakları sözünü verdiler. Ve böylece İsrailoğulları son peygamberlerini Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'ı Yahudileştikten sonra kendilerine gönderilen son elçilerini ikisini şehit ederlerken üçüncüsünün mesajıyla, üçüncüsünün uyarısıyla üçüncüsüne inen İsa Aleyhisselam'a inen ayetlerle, incillerle de uyarıldılar, müjdelendiler ama Müslümanlığa dönmediler. Kendilerince yeni bir hayat, yeni bir mesih, yeni bir kurtarıcı bekliyorlardı. İşte ayaklarına geldi Meryem. İşte sonra İsa ve ondan hemen önce Yahya ve Yahya'nın babası Zekeriya Aleyhisselamlar dinlemediler. Din adamları dinlemediler. Güç ve kuvvet sahipleri, siyasal güce sahip olanlarla işbirliği içinde olan Yahudiler dinlemediler ve ayaklarına kadar gelen İslam'ı kabul etmediler. Ve belki bir bir şansları daha olacaktı Muhammed Aleyhisselamla. Garipdir ki çoğu onu da kabul etmeyecekti. Beysa Aleyhisselam'ı aynen Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettikleri gibi Yahudiler şehit etmek teşebbüsünde bulundular. Allah onu korudu, onu katına yükseltti ve onun yerine bir başkası öldürüldü. Ve İsrail oğulları tarihinde Müslümanların o ikinci çağlarda tarihinde İsa Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğulları'nın peygamberleri de sona ermiş oldu ve artık uzun bir ara verilecekti peygamberliğe ve peygamberler peygamberler nesli artık İsa Aleyhisselam'la İsrailoğulları'nda bitecekti ve son elçi ise İsmailoğulları'ndan Muhammed Aleyhisselam olacaktı. İsa Aleyhisselam'ın İslam'ı yavaş yavaş kabul gördü dünyada. Ve bu kabul gören İslam'ı İslam'ı zorbalıkla, zulümle engelleyemeyen Yahudi ve müşrik işbirliği dünyada yeni bir yola girdi. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın dinini değiştirerek güya Tevrat, güya Musa'ya dayalı bir din gibi gösterilerek ortaya Yahudilik çıkarılmıştı. Şimdi ise İsa Aleyhisselam'dan sonra bu sefer yine aynı benzer yöntemlerle İsa Aleyhisselam ve İncil adına güya yeni bir dünya dini ortaya çıktı. Ama bu yeni dünya dini Yahudilik gibi peygamberlerin yolu değildi. Bu yeni dünya dininin adı Hristiyanlık oldu. Bunu gündeme getiren Paulos idi ve insanlar İsa ve İncil diye bu sefer Paulos'un yeni oluşturduğu Hristiyanlığa koştular ve insanlar Yahudilikten sonra bir daha aldatılmış olduğu Hristiyanlıkla. Ve böylece insanlık tarihinde at başı giden İslam ve karşıt dinler, düşünceler yerine ikiz, din daha yerleşmiş oldu. Orta çağda yani insanlık tarihinin ikinci çağında bu da Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Yahudilik, İsa Aleyhisselam'dan sonra Hristiyanlık. Bu tarafta ise tekrar ediyorum Musa Harun, İllas Ellesa Zülkif, Davut Süleyman ve sonra Zekeriya Yahya, İsa Aleyhisselamlar var işte hanımları var, İmran var ve de Meryem annemiz var çizginin bu tarafında da. Ve Kur'an-ı Kerim bu ara dönemi Fetratin minar rusul diye gündeme getirir. Maide suresinde Fetratin minar rusul. Peygamberlere ara verildiği bir dönem. Bu ara verilen dönemde, peygamberlere ara verilen dönemde Rabbimiz Teala peygamberlerin dışında bir toplumu da gündeme getirir. Nitekim daha önce Hazreti Adem'den bugüne kadar Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu bu tarafta, Adem Aleyhisselam'ın oğlunun birini bu tarafta, birini bu tarafta, Habil ve Kabil, Nuh Aleyhisselam'ın hanımını yine bu tarafta, Lut Aleyhisselam'ın hanımını bu tarafta, kafir tarafında gündeme getirdiği gibi ve yine, yine Ad kavmi ve Semud kavmi, bunlar kavim olarak gündeme geldiği gibi, Musa Aleyhisselam döneminde Müslümanlar var burada. Burada ise bu tarafta ise Firavun, Karun ve Haman vardı. Biliyorsunuz Firavun ve Haman boğuldular. Karun ise yere batırılmıştı. Yine aynı dönemde Rabbimiz Teala Müslüman tarafından imanını gizleyen bir şahsiyeti gündeme getirmişti. Firavun ailesinden de o ama imanını gizliyordu. Belki son hesaplaşma anında Musa'yı öldürmek isteyen Firavuna karşı soylu bir çıkışta bulunan, önce imanını gündeme getirmeyen, sonra imanını gündeme getirip Firavun ve çevresindeki insanları İslam'a davet eden mümin bir insan gündeme gelmişti. İlk çağların son şahsiyeti olarak peygamberlerin dışında ve Allah onun o soylu çıkışını Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'ne gündeme getiriyordu ki başka bir surede de yok ve tarihin hiçbirinde de gündeme geldiğine şahit olamıyoruz. O o çok önemli kritik bir dönemin o saray toplantısını, Firavun sarayının toplantısını hemen sonra zaten Firavun ve orduları Müslümanları takip edecek ve yok olacaklardı. Belki yazıtlara bile geçmedi ama Allah Allah her şeyi bilendi. Allah böylece o mümin insanda gündeme getiriyordu. İşte ikinci çağların son döneminde ise, ikinci çağların son döneminde ise İsa Aleyhisselam'a iman eden yedi tane genci Rabbimiz Teala gündeme getirecek. Bu genç asabı ı Keyf olarak ...Keyf suresinde anlatılacak. Bu gençler bir toplum içindeler. İslam'ı kabul etmişler. Önce insanlar onlara değer vermemiş. Sonra İslam asalet ve şerefiyle tavırlarını belli sonra e, onlara baskı uygulamaya başlamışlar. Allah'ın yardımıyla o yedi genç kaçmışlar ve de bir mağaraya sığınmışlar. Mağarada 309 yıl kalıyorlar. Ve 309 yıl mağarada kalan o Müslümanlar sonunda tekrar diriliyor. Onlara İslam Yaşatmayan dünya bitmiş Yerine yeni bir dünya gelmiş Öldükten sonra dirilmenin Olabileceğini Allah böylece Göstermiş ve dünyada egemen Güçler değil Dünyanın sahibi Dünyanın sahibi Allah'tır Ve işte Allah bu yedi genci korumuş Diğerlerini bitirmiş ve yedi genç Ayakta ve diğerleri ise Tarihe veda etmiştir Mesajını ve gündemini de Vermiş oluyordu Ashabı kef olayını anlatmakla. İşte işte bu olaylarla birlikte insanlık tarihi yavaş yavaş son çağa doğru gelirken ben size aradaki yine Kur'an-ı Kerim'in gündeme getirdiği kendilerine gönderilen bir peygamberle değil ama Müslüman bir toplum olmalarıyla ve sonra isyan etmeleriyle gündeme getirdiği Seba halkını ve sonra Zeki Zülkarneyn Aleyhisselam'ı gündeme getireyim Allah'ın izniyle. Sebeliler Yemen'de yaşadılar. Çok güzel mamur beldeleri vardı. Şunu Rabbimiz Teala bağlar, bahçeler o kadar güzel, verimli bir dünyaları vardı ki Rabbimiz tertemiz, güzel bir belde diye orayı böylece övüyor. Ve onlar hatta sulamalar yapmak, daha da tarımı ve İmarı güzelleştirmek için böyle barajlar da yapmışlardı. Ama sonra bu topluluk, bu topluluk Allah'a isyan edecekti. Öyle ki yine bu toplumun bazı hakim özelliklerini söyleyeyim. Kur'an'da anlatılan ta Yemen'den Kudüs'e, Filistin topraklarına kadar yolculuk yapıyorlar ama o günkü şartlar içinde hiç sıkıntı görmeden yolculukları devam ediyor sabah çıkıyorlar öğlene öğlenden akşama istirahat ediyorlar sonra böyle devam ederken her vakit konaklayacakları yerde mamur bir arazi bir belde var bir konaklama yeri var bir şehir var bir köy var mükemmel bir dünya her taraf güzel ve her taraf Allahu Teala'nın sanki cennetten bir parça haline getirdiği mamur yurtlar. İşte bunlar isyan ettiler, macera peşine koştular. Allah'ın verdiği rızka şükredecekleri yerden ankörlük ettiler. Belki barajlarına, sulamalarına güvendiler. Belki yaşadıkları konforlu hayata güvendiler. Öyle ki bunlar ısınmak için yaktıkları odunlar, yani kesip yaktıkları ağaçlar ve odunlar, bugünkü dünyanın böyle evlerini tütsülemek için kullandıkları o biraz bir parça sobanın üzerine atıp da güzel tütsü aldıkları ağaçları yakıyorlardı bütün dünya denizcileri Yemen, Sebe ahalisinin yaşadığı topraklara yaklaştıkları zaman denizlerden bile oranın o güzel kokularına, oranın güzelliklerine hayran oluyorlardı. Ve herkesin gözdesi bir yurtlu bir güzellik ülkesiydi Sebe. Sonunda Rabbimiz Teala onlar nankörleşince, azgınlaşınca ve şükretmez bir hale gelince barajları yıktı, her taraf seller kapladı ve o güzelim bağlar, bahçeler, ağaçlar yerine işte ürün yemiş vermeyen ağaçlara ve bir hayata dönüşü verdiği ve bu şekilde Rabbimiz Teala onlara ceza verirken zulmetmedi onlara, zalimce karar vermedi. Onlar Müslümanca Allah'a hamd eden, Allah'a şükreden tavırlarını devam ettirselerdi, e yine Allahu Teala nimetlerini onlara devam ettirecekti. Ama onlar iblisin sözüne kaydılar. E o güzel hayatı biz kazandık zannettiler. Allahu Teala'ya nankörlük yaptılar ve cezalanmış oldular böylece. Ve bu da Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Müslüman olan Sebelilerin sonunu anlatan bir ayet olarak Sebe suresine gündeme geldi bir toplu helak yok dikkat ederseniz çünkü ikinci dünya çağında toplu helak olmadı sadece sadece onu da güneme getirelim cumartesi gününü ihlal edenler maymun haline dönüştürüldüler İsrailoğullarından bunun dışında toplu bir helak olmadı ve işte burada da burada da sebeliler cezalandırıldılar kıtlık bela musibet sel felaketi geldi kendilerine ama sonra dağıldılar, bütün dünyaya dağıldılar ve hayat böylece onları da böyle değerlendirmiş oldu dünya hayatı. Ve dünya tarihinde yine Kur'an-ı Kerim'in gündeme getirdiği büyük bir melik, büyük bir hükümdar ya da bir peygamber ama Kur'an peygamber demiyor. Ama bir melik, bir hükümdar, ve yine Kur'an-ı Kerim nerede ve hangi dönemde, hangi coğrafyada yaşadığını da bize bildirmiyor. Zülkarneyn Aleyhisselam. Yine biliyorsunuz peygamberli şüpheli olan üç şahsiyetten e, Müslümanlar çocuklarını ve kendilerini bilgilendirirken gündeme getirirler. Üzeyr Lokman Zülkarneyn Üzeyr Aleyhisselam İsrailoğulları peygamberlerinden bir tanesi. yıl uyuyup ölüp sonra dirilen bir özelliği var ve Tevrat'ı yeni baştan gündeme getirmiştir. Lokman Aleyhisselam bilge bir insan, hakim, hikmetli, Allah'a samiyetle iman eden ve Allah'a asla ortak koşmayan bir özelliğe sahip ve oğluna öğütleriyle, nasihatleriyle gündeme gelmiş ve Lokman Suresi'nde Rabbimiz Teala Lokman Aleyhisselam'ı gündeme getiriyor ve onun o güzel öğütleri oğluna kıyamete kadar bütün Müslümanlara güzel bir öğüt ve nasihat oluyor. Ve üçüncü işte peygamber mi değil mi şüpheli olarak öğrendiğimiz şahsiyet ise Zülkarneyn aleyhisselam. Allahu Teala ona büyük güç ve kuvvet veriyor. Yani gerçekten büyük ordulara sahip ve onu anlatıyor Kehf suresinde. Her şeye sahip bir anlamda, bir anlamda bütün dünyaya egemen bir melik, hükümdar bir gün ordularla beraber güneşin battığı yöne doğru gider. Orada güneşi şöyle bir çamurdan bir yere batar görür. Ve işte orada der ki bir kavme rastladıktan sonra Rabbimiz Teala ona der ki ey Zülkarneyn ister bunlara azap et ister iyilik yap serbestsin. Şimdi dünyaya egemen olan bir devletin, bir melikin, bir peygamberin ve sonra Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanların insanlara karşı nasıl tavır içinde olacağını öğretir Rabbim aynı zamanda. Der ki Zülkanen Aleyhisselam, eğer zalim olurlarsa ben de onlara azap ederim, cezalarını veririm. Sonra Rabbimiz Teala ya döndürülürler, Allah da onlara nasıl azap verirse verir. Ama iman eder, salih bir hayat yaşarlarsa en güzel tavır ve davranış benden onlara gelir. Ve biz onlara kolaylıklar ve iyilikler lütfederiz diyor. Ve gerçekten Mekke'de hala sıkıntılı hayat yaşayan Müslümanlara Medine yolu açılacak ve Medine'den sonra bütün dünya Zülhanaan esamın dolaştığı yurtlar Müslümanların olacak ve Müslümanlar da bu yasaya göre iyilere daha güzel iyilikle ama kötülere de tam uygun bir ceza ile karşılık verecekler. Sonra Zülkanan Aleyhisselam güneşin doğduğu yere yöne doğru yani doğuya doğru yürüdü ve güneşi bir kavmin üzerinde doğar gördü ki o güneşle o kavim arasında hiçbir engel yok. Sanki bir ova ya da bir çöl güneş hemen onların üzerine doğu veriyor. Yani Allahu Teala ona böylece de bir yol vermiş oldu. Sonra Zülkanen Aleyhisselam'a üçüncü bir yol Allah ilham etti. O da yürüdü üçüncü bir yola. Gün batımı, gün doğumu ve sonra üçüncü bir yol. Nereye bilmiyoruz. Ve hala kayıp. Ve nihayet, nihayet iki seddin arasında, iki dağ arasında bir kavme rastladı. O kavim çok zayıftı, güçsüzdü yani bu güçlü melikler, hükümdarlar, ordular karşısında isteklerini bile yerine getirmekten aciz idiler. Ve dediler ki ey Zülkarneyn, Allah Zülkarneyn Aleyhisselam'la birlikte Muhammed Aleyhisselam'ın ashabını onlarla birlikte kıyamete kadar dünyaya egemen olacak Müslümanları eğitiyor. Diyor ki ey Zülkarneyn, muhakkak ki yecüc ve mecüc, yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. İki topluluk, Yecüc ve Mecüc. Biz sana bir haraç ödesek, yani bir bedel ödesek de, onların bize geldiği şu vadiyi, iki set arasını sen engellesen, yani buraya bir set yapsan olmaz mı? Gayet doğal, yani onlar bedel ödeyecekler. Zülkanen Aleyhisselam da gücüyle orayı engelleyecek, bir set yapacak. Yecüc ve Mecüc dağların arkasına kalacak, bu tarafa gelemeyecekler dedi ki dedi ki Zülkarnain Esam Rabbimin bana lütfettiği güç kuvvet hayırlı yeter bana. Siz yeter ki bana kuvvetinizle yardım edin. Ve ben sizin de bana yardım etmenizle birlikte buraya bir engel bu iki dağın arasına, onların çıkış noktasına bir engel koyacağım. Getirin bana demir kütleler. Koskoca bir vadi iki dağ arası yarın yani kıyamet günü dünyaya dağıldıkları zaman dünyayı Allah bulak edecek iki topluluk Yecüc ve Mecüc arkada hapis kalacak ve çıkamayacaklar. Yani öyle bir set yapacak zülkana Aleyhisselam. Getirin dedi demir kütleler. Demir kütleler getirildi. Sonra sonra ateş yaktı. O demir kütleler yandı. Adeta erimiş hale geldi. Allahu Ekber. Hangi çağ? hangi coğrafya bilmiyoruz. Ama gerçekten muhteşem bir teknoloji, muhteşem bir güç. Sonra hadi dedi şeylerle, körüklerle üfürün. Yani daha da alevi çoğaltın. Bu hale getirdikten sonra Rabbimiz Teala'nın kendisine verdiği güç ve kuvvete bakın. Bu hale getirdikten sonra onun üzerine erimiş bakır döktü. Demir kütleler ateş, üzerine erimiş bakır iyice ateş haline geldikten sonra ve dedi ki Allah'ın izniyle yani Tunç haline geldi demir ve bakır birleşti. Bundan sonra çıkamayacaklar, güçleri yetmeyecek ve denemeyecekler Güç ve kuvvet bir melik Zülkanen aleyhisselam da çok rahat ve hakkı olduğu halde o toplumdan bir şeyler alabilecek ama almayacak ve Allah'ın verdiği güç ve kuvvetin bir hamdi ve bir şükrü olarak onlara bir iyilik yapacak. Kıyamete kadar Ülkeler fetheden bütün Müslümanlar da aynı tavrı devam ettireceklerdi. Yıllar sonra Hama ve Humus'u fetheden Müslümanlar Hama ve Humus Hristiyan halkın güvenliğini sağlamak için onlardan cizye alacaklar. Tekrar savaş devam edecek. Bizanslarla savaş devam edecek. Geri çekilecekler. Aldıkları cizyeyi geri verecekler. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Evet o büyük insan. Bu ümmetin emini Efendimizin en yakın arkadaşlarından biri. İşte buradan aldığı eğitimle, buradan aldığı bilgiyle biz sizin eski efendilerinizle savaşa devam ediyoruz. Geri çekileceğiz, sizin güvenliğinizi sağlayamayacağız. Kusura bakmayın, şu vermiş olduğunuz cizyeyi buyurun alın diyecekti. Hem de Hristiyan bir topluluk. Ve eski efendilerle de savaş devam ediyor. Olsun. Yani işte Zülkanen Aleyhisselam, işte Adem Aleyhisselam, Yerzün Halifesi, işte Davut ve Süleyman Aslanlar ve işte diğerleri ve diğerleri işte Muhammed Aslan ve ashabı gelecek tarihte ve sadece dünyayı Allah adına yönetmek ve asla zulmetmemek, insanları sömürmemek, güçleri varsa insanlara vermek, vermek. Kim olursa olsun Müslüman ya da kafir hep vermek ve hep vermek ve böylece sonunda cenneti kazanmak hedefiyle bir dünya yaşadılar. Ve Zülhanen Aslan'ın o seddi kıyamete kadar devam edecek bu Allah'ın rahmetiydi. Ve Allah korudu o Müslümanları ve o insanları ve diğer insanları da. Ama kıyamet öncesi, kıyamet öncesi setten delik açılacak ve yevcuç ve mecut bütün dünyaya yayılacak ve dünya gerçekten sıkıntılı günler yaşayacak. O dönemlerde artık Deccal öldürülmüş, İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmiş, az sayıda Müslümanlarla birlikte hatta Tur Dağı'nda mahsur kalacaklar ve işte kıyamet öncesi olaylar da devam edip gidecek. Böylece böylece Rabbimiz izniyle ikinci dünya çağını da bitirmiş olduk ve üçüncü dünya çağına son çağa doğru gidiyoruz. Tekrar edeyim Musa ve Harun Asyamlar yaşadıkları bölge Sina Çölü, bu tarafta kimse görülmüyor. Sonra sonra İlyas, Elyasa, Zülkif aleyhisselamlar yaşadıkları bölge Filistin. Davut ve Süleyman aleyhisselamlar bir dünya meliki aynı zamanda her ikisi de yine yaşadıkları bölge Filistin ve gündemde Kudüs var. Ve karşıda burada sadece Calut görüyoruz. Davut'un aleyhisselamın öldürdüğü Calut. Sonra Süleyman aleyhisselamdan sonra Müslümanlar az sayıda Sebe'de Müslümanlar var. Filistin'de Müslümanlar var ama yeni bir din çıkmış ortaya. Yahudiler, müşrik ve kafirlerin diğer şekillerinden, çeşitlerinden ayrı olarak. Sonra Zekeriya, Yahya, İsa, Samlar Filistin'de ve Müslüman taraftalar. Ve Meryem var, anası var ve babası İmran var. Zekeriya, Sam'ın hanımı var gündemde. Ve İsa, Sam'dan sonra gündemde Hristiyanlık var. Yahudilikten sonra Hristiyanlık var. Ve Musa, Sam'da Tevrat, Davud Aleyhisselam'da Zebur ve İsa Aleyhisselam'da İncil ve insanlık tarihi ikinci çağını da tamamlıyor ve son çağa Kur'an çağına Muhammed Aleyhisselam çağına doğru geliyoruz. Allah'ın izniyle velhamdülillahi rabbil alemin.